Merhaba arkadaşlar. 16. haftanın son dersinde yine birlikteyiz. 1960'lı yılları konuşmaya devam edeceğiz hep birlikte. 27 Mayıs darbesini ve sonrasını konuşuruz. 27 Mayıs darbesini biraz böyle detaylarını birlikte konuşmaya gayret ettik. Aslında bir düzensizlikten, bir başarısızlıktan, bir başıbozukluktan falan da aslında devam vurmuş olduk. Şöyle ki yani ne yapacakları belli, ne işte istedikleri belli, ne istemedikleri belli bir hareket var. Demirel, Menderes'i ve DP'yi hükümetten indirmek istiyorlar. Ve yani bir yerde sanki tabiri caizse DP'yi indirirsek her şey çözülecek gibi bir şeyleri var. Tabii bu ciddi bir sorun da yaratıyor. Yani sen bir sivil hükümeti bir şekilde, yani suçlar yok bilmem ne falan, ama görevden indiriyorsun. Üstlük bir de başbakanı ve iki bakanını idam ediyorsun. Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere bir sürü kamu görevlisini ve milletvekilini hapse atıyorsun falan. Ve hani sen işte ama gördüğün davalar Menderes'in arkadaşı, kız arkadaşı davası bilmem ne falan gibi davalarla şey yapıyorsun. Yani bu da tabii ki tad başından itibaren 27 Mayıs'ın bir sükût hayale uğraması gibi bir düşünceyi de beraberinde getiriyor. Sadece halk için değil. Yani evet, 27 Mayıs'a da toplumun hatır sayılır şeyinde bir rahatlama oluyor. Bir rahatlama oluyor. Çünkü ilk başta askeri darbe nedir? Yani ne olursa olsun darbe kötüdür falan gibi bir düşünce, bilinç elbette ki henüz daha yok. Çünkü askeri darbenin ne olduğunu bilen şey yok. Yani askeri bir güven var ve askerde artık pek de haz edilmemeye başlanılan ve otoriter bir yönetim sergilemeye başlayan Menderes'i indirmiş. Aa ne güzel, ne güzel. Ama kısa bir süre sonra ki aymazlıklar diyelim, peş peşe gelen şeyler yavaş yavaş artık kısa bir sürede 27 Mayıs'ın o 28, 29, 30'undaki Mayıs'ındaki, Haziran'ın başındaki popülaritesini alıyor, götürüyor. Yani yapmak istenildi çok da değil. Aynı huzursuzluğun daha şiddetlisi asker içerisinde var. Çünkü askerin içerisinde de hele ki yani 1961 seçimleri yaklaşırken falan, ki partiler kurulmuş, Adalet Partisi diye bir parti kurulmuş, Adalet Partisi adından da anlaşılacağız. Ya tekrar geleceğiz. Adalet isteyenlerin partisi. Kime? Demokrat Partisi. Yani işte bir adaletsizliğin olduğunu falan bangır bangır söylüyor. Yani sadece Adalet Partisi de değil, kapatılan Demokrat Partisi'nin oylarına talip olanlar, kurulan Adalet Partisi başına Ragıp Gümüşpala'yı getirmiş, ki o da güya 27 Mayıs sonrasının ilk, değil mi? Genelkurmay Başkanı Amalet Topluluk'taki bir ay, bir buçuk ay falan. Yani bayağı bir şey, tabii ordu içerisinde de bir hani bu 27 Mayıs olmadı, bunun bir yenisini yapmak gerekir düşüncesi yavaş yavaş şekillenmeye başlanıyor. Yani bu işin Demokrat Parti'yi indirmekle olmadığı, bu işin başarılmadığı bir düşüncesinin hakim olduğunu şey yapmak gerekiyor. 1962'nin Şubat'ındaki, 23 Şubat'ındaki ve 21 Mayıs 1963'teki darbe girişimlerini anlayabilmek için bu huzursuzluğu iyi teşhis etmek gerekiyor. Özellikle yani toplumdaki değil, yani toplum 27 Mayıs olmadı, bir 27 Mayıs daha yapılsın diye falan sokaklara düşmüş falan değil. Ama 27 Mayıs'tan yani bir beklentileri var ise de gerçekleşmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz toplumun, ama yeniden bir 27 Mayıs olsun falan gibi bir toplumu beklentik, ama asker içerisinde bir huzursuzluk, bir gerilim, bir şey var. Özellikle askerin siyasete bulaşması konusunda bir rahatsızlık var. Seçimlerden tekrar Demokrat Parti'yi destekleyeceği adayların, ya daha doğrusu Demokrat Parti'yi destekleyen, yani kapatılan Demokrat Parti'yi destekleyen partilerin kurulmasından rahatsızlık var. Yani bayağı bir gerilim var. Bunu biraz anlayabilmek için aslında 27 Mayıs'ın biraz öncesine dönmek gerekiyor. Çünkü aslında minicik söyledim. Yani 27 Mayıs'tan sonra kurulan Milli Birlik Komitesi'nin bile neden o isimlerden oluştuğu ve neden 38 kişiden oluştuğu, neden bazılarının olmadığı, neden bazılarının olmadığı bile tartışmalı bir konu. Yani bu 27 Mayıs'ı hazırlayan ekibin, ki bunun içerisinde 1962'nin Şubat'ında ve 1963'ün Mayıs'ında darbe girişimini gerçekleştirecek olan Talat Aydemir de var. O da bu ekibin içerisinde ve aktif üyelerden
bu işin en başından beri işin içerisinde olan bir isimden bahsediyoruz. Onun saf dışı edilmesi ya da başka şekilde şey yapması gibi olaylarda aslında 1962'ye gelindiğinde 27 Mayıs'tan bizzat askerin bir huzursuzluk duymasını ve yeni bir darbe gibi değil de arkadaşlar hani bir R27 Mayıs gibi bir şeyi de düşünmeye başlamalarına sebep olur arkadaşlar. Aslında yani biraz daha olayı detaylandırabilmek için izninizle biraz daha geriye dönmek falan gerekiyor. Yani çok da geriye döneceğimiz falan yok ama yani şeyde bu şeyin oluşumuna bir bakmak gerekiyor. Şimdi daha 1956 yılına doğru gelinirken yani yavaş yavaş 1950'lerin ikinci yarısından itibaren takım cuntaların oluşmaya başladığından daha önce de söz etmiştim. Hatta bunun için 1953 tarihine kadar bile gidilebileceğini söylemiştim. Yani 1956-57'yi falan beklemedim ama tabii ki bu işten iyice ete kemiğe bürünmesi falan da o tarihlerde söyleyeceğim. Ama huzursuzluklar Demokrat Parti'nin ikinci dönemi yanaşırken yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Hatta yani işte o dönemlerde daha kurmay binbaşı olan Talat Aydemir ve yine o dönemlerde kurmay binbaşı olan Sezai Okan cephesinde bu şey huzursuzluk iyice ayyuka çıkıyor derken yani artık bunlar yani bu huzursuzlukları birlikte bir araya gelerek dillendirmeye yahu bir şeyler yapmak lazım kendi açılarından demeye başladıkları bir dönem 1956 yılları. Yani bunu aslında işte Uğur Mumcu'nun Osman Köksal'ın anılarını derlemişti. O İnkılap Mektupları kitabında o mesela bu ayrıntılara orada da bulmanız mümkündür arkadaşlar. Nitekim mesela Aydemir şeyi Osman Köksal'ı falan şeyi bir pastaneye davet eder. Talat Aydemir ve Sezai Okan bir de yanlarına Osman Köksal'ı çünkü almayı işte kafamızdaki adam bu derler ve onu da yanlarına almayı da planlarlar. O işte Ankara'da Maltepe'de bir otobüs durağında işte Köksal'a rastlarlar, Osman Köksal'a rastlarlar ve tam da kafalarında da o isim de var ya, onu bir pastaneye davet ederler. İşte kapalı yerlerde falan buluşmamaya ve dikkat çekmemeye de gayret ediyorlar. Bu işler böyle, bunlar da böyle çeteci işleri, komiteci işleri gayet de iyi de biliyorlar yani. Yol üstündeki bir pastanede dondurma yerlerken arkadaşlar, aslında işte Talat Aydemir, Sezai Okan ve şey 1950'li yılların ortasından bahsediyorum ama işte Sezai Okan ve Osman Köksal bir gevşek bir örgüt kurarlar. Yani pastanede dondurma yerken otobüs durağında bilmem nerede ne kadar kurulursa kurarlar. Yani peki ne kurdukları nedir? İşte Aydemir, Talat Aydemir, Osman Köksal'a işte memleket meselelerinden bahseder. Ya işte bu üst düzey subayların ellerinin ortası Demokrat Parti'nin askerin üst tepesi Demokrat Parti oldukça merbut. Hiç sözünden çıkmıyor. Çünkü benim fikrim işte Erdoğan Paşa da dönemin genelkurmay başkanı da yani son genelkurmay başkanı da yasada da yargılanacak. Unutmamak gerekiyor. İşte Talat Aydemir Osman Köksal'a fikrini falan soruyor. İşte generallerin sessizliği bilmem neyi hiç tepki göstermiyorlar falan. Osman Köksal bana madem ki ordunun üst kademesi şeye sahip çıkmıyor, cumhuriyeti de sahip çıkmıyor. O zaman biz gençlerin, kurmay binbaşı da yani o zaman biz gençlerin bu görevi üstlenmesi lazım kardeşim falan diyor ve yani bu müdahale diyor. O zamandan beri yani sadece bir hükümete karşı değil, ordunun diyor silsile-i meratibine, askeri hiyerarşiye karşı da olacak. Çünkü ordunun üst tarafı da arkadaşlar Demokrat Parti'ye şey olduğu için, sadık olduğu için daha o tarihte Talat Aydemir'le Osman Köksal'ın işte pastanede falan bir arada şey yaptıkları konuşmada bile bu mevzu geçiyor. Bu Talat Aydemir de aslında hani tam aslında beklediği cevap da bunun gibi cevap demek ki. Böylece işte Sezai Okan daha sonra Adnan Çelikoğlu işte bu şeye dahil oluyor. Bunlar
yavaş yavaş toplanmaya falan, bir de görüş alışverişlerinde falan bulunmaya da başlıyorlar. Ankara'da Meşrutiyet Caddesi'nin üzerinde de bir evleri var. Artık böyle bir, o şey, çelik çekirdeği de oluşmuş durumda. Özet, biz ne anlatıyoruz arkadaşlar? Ya biz geri döndük 1960 öncesine. Ama şimdi 1960 öncesindeki ordu içerisindeki rahatsızlıkları biraz da Talat Aydemir ve çevresi üzerinden okumamız gerekiyor ki 1960 darbesinden henüz daha bir sene geçtikten sonra falan böyle nasıl tekrar huzursuzlukların çıktığını ve yeni bir peş peşe iki darbe girişiminin üst üste olduğunu anlatabilmem için bazı detayları sizinle paylaşmam gerekiyor. Onun için bunları şey yapıyorum. Yine döndük 1956'ya ya, ama bu sefer biraz daha farklı bir cepheden şeylere bakmak gerekiyor. Şimdi yani o işte Meşrutiyet Caddesi'ndeki toplantılarda falan neler konuşuluyor? Hani bir dikta rejimine gidiş var. Ondan sonra silahlı kuvvetlere bir görev düşüyor burada ve kurulan örgütün efendim yani bir gizli örgüt olması falan gerekiyor. Yani en azından üç temel mevzuda anlaştıklarını görüyorlar. Yani tabii örgüt yavaş yavaş bu işte Talat Aydemir, Osman Köksal'dır falan etrafında, da Sezai Okan falan etrafında teşkil edilen örgüt bir yavaş yavaş işte genişliyor. Yani sadece 3 kişiyle 4 kişi, Adnan Çelikoğlu gibi diğerler artık isimlerini ben de bilmiyorum tabii ki. Genişliyor. Hatta yani oluşan bu daha işte gizlimsi örgüt içerisinde bir takım görüş ayrılıkları da yavaştan ortaya çıkmaya başlıyor arkadaşlar. Bazıları yani ordunun böyle bir müdahale de falan değil de hani bir ordunun görevinin sivil iktidarı reforma kelimesi olduğunu falan söyleyen bir ekiple bunları reforma iteleme öyle şey olmaz yani. Olacağız, alacağız iktidarı elimize. Yani dönemin gene böyle bir devrimci albaylar dönemi olduğunu falan unutmuyorum. Bunlar da albay bile değil ama neyse sonra zaten albay olacaklar. Yani yok da diyorlar yani bu iş böyle olmaz. Böyle ordu reforma itelemeyle falan bu iş yapılmaz. Yani vuracağız masaya yumruğu. Biz bu işi halledeceğiz gibi bir şeyde takılıyorlar. İşin ilginci Talat Aydemir o dönemde reform yanlarından birisi. Yani masaya yumruğu vuralım, indirelim hükümeti falan filan da değil de ya, ordunun görevi işte sivil iktidarı reforma doğru yönlendirmektir arkadaş tadında bir şeyi var yani. Ve yani bunlar ordunun üst tarafından da rahatsızlar. Bir kere bunlar hani bu genç subaylar NATO tabisizi yani Amerikan vari bir ordu eğitimi almışlar. Yani bunu daha önce konuştuk arkadaşlar yani. İşte o ordu içerisinde de bir değişim dönüşümü olmaya başlayacak. Tüm dünyada olmaya başlayacak. Hani NATO yeni bir ordu mekanizması da şey. Eskinin o işte büyük kara birliklerine dayalı işte ordular, kol ordular şeklinde hareket eden falan orduları yerine getirenler var ama yani daha iş birimleri timler, takımlar şeklinde örgütlenen, daha operasyonel falan bir ordu biçimine falan geçirmeye başlamış. Yeni bir takım işte böyle bir işte Amerikan vari bir şey bütün dünyada. Ya nasıl daha önce işte Prusya ekolü için, şimdi Alman ekolü, Amerikan ekolü bir şey daha hakim. Bu binbaşılar bilmem ne falan ki Türkeş de bunun içerisinde arkadaşlar. Daha işte çağdaş askeri bir eğitim falan da almışlar. Üstteki adamları da 31 Mart'ına kadar benziyor değil mi? Yani onlar da 7-8 Hasan Paşa ile dalga geçiyorlardı. Okuma yazma biliyorlar falan filan. Yani imza atarken işte W'ya benzer ya da şöyle bir şey yapıveriyor. W değil de yani işte şöyle bir şey 7-8 falan. Yani işte bu öyle cahil adam falan. Tabii artık okuma yazma bilmeyen subay general falan filan kalmamış yani yıl 1950'ler, 60'lar falan da ama artık da yani tarzların eski değil. Yani bunların kafa yeni oldu modeline basmıyor. Aslında orada devam eden bir şey de var. Bilmem belki de bugün de devam ediyor mu onu da gerçekten bilmiyorum. Belki de ediyordur yani.
NATO düzenine uyum sağlayacak bir şeylerinin olmadığını falan söylüyor. Hatta o derece olacak ki yani Talatay'da mesela bu hareketi albayların üstünde kimseyi almamak lazım falan gibi bir şey yapacak. Çünkü umudu tümden yani o general tümden de şeylerinden falan zaten tümden kesmiş zaten. Yani bu de son günler Seyhan'la yollarını birleştirirler. Yapmışlar ve sizin biliyorsunuz önemli isimlerinden birisiydi. Sembol isimlerinden birisiydi. Aslında 1957'nin Mart ayında bunlar kafaya bir işte ihtilal yapmayı tabii ki yani hiçbir zaman asker darbe yapar ki yani o ayrı bir ihtilal yapmaya karar vermişler. Yılbaş 1957'nin Mart'ında yapmaya karar veriyorlar. Ama yani bir de yemin ediyorlar falan böyle hani meşhur dahşetli her yerde devam ediyor herhalde. Ama yani bu tabii ki biliyorsunuz ki yani 1957'nin Mart'ında falan böyle bir şey falan olmayacak ama yani iktidar şey düşmeyecek. Demokrat seçimlerden zaten Demokrat Parti oyları azalsa da yine birinci parti olarak çıkacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları artmış ama hala ilk parti değil, ikinci parti. Menderes de aslında ordu içerisindeki bir takım şeylerden haberdar ama yani Menderes'i rahatlatan şey ordunun üst tarafının kendisine sadık olması ve alt taraftakiler gibi böyle yani pek de olayı şey yapmaması, ciddiye almaması. Yani işte 1957 yılının Ocak ayında 9 subay olayı işte o tarihlerde 9 subay bu işte hareketleri girişmekten falan tutuklanacaklar. Aslında yani tam da aynı hızda serbest bırakacaklar. İşte çok da bir şey olmayacaklar. Ama bu 1956'da başlayan örgütlenme bir süre uykuya yatırılacak. Yani bu adamlar bu işin içerisinde yer alanlar birbirleriyle bile görüşmemeye, birbirleriyle olan ilişkilerini bile minimize etmeye başlayacaklar. Aslında bir taktik bir şey. Yani birbirleriyle küstükleri, tüh ben ya beceremedik falan anlamında falan değil de yani deşifre olmama adına bir uykuya yatma şey olacak. İşin ilginci Demokrat Parti 9 subay olayının pek üstüne gitmeyecek. Yani ihbar edilenler değil, ihbar edenin başına kalacaklar bu olaylar falan. Ama işte askeri müdahale aslında burada yani durmayacak da. Yani işte uykuya yatacaklar bilmem ne falan filan ama aslında hızlanacaklar da yani bir yerde bu demin dediğim gibi uykuya yatma işi ya bitti arkadaş bu iş hadi herkes aç bitti yapıp paydos değil yani bir taktik bir şey olduğunu zaten söylemiştim işte malum işte daha sonra Cemal Gürsel'i teklif edecekler 59'da ondan sonra 27 Mayıs gerçekleştirilecek orada olayı Türkeş tabii daha ön plana çıkacak bu şeyde ama tabii yani hala Talat Aydemir'le bağlantı falan devam ediyor. Ama işte gelmiyor ki 27 Mayıs'tan sonra işte evet 27 Mayıs yapıldı. Bir şekilde oldu ne güzel falan filan. 38 kişilik Milli Birlik Komitesi kuruldu. Şuydu buydu ama arkadaşlar Kasım gibi ne falan gelindi. Kasım ortasına gelindiğinde Mayıs'ın sonu Haziran'da oldu deyin siz derdeye. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım'ın ortası bilemediniz 5-5,5 ayda hadi 6 ay sonra geçmeden 6 ay 13 Kasım 1960'da 1950'lerin ortasından beri 55-56'dan beri işte yani Talat Aydemir'in şeyini alırsak 56'nın başından beri örgütlenen daha sonra 9 subay olayla uykuya yatan bilmem ne yapan daha sonra Türkeş'in iyi kötü olayı şey yaptı kendi liderle etrafında gerçekleştirdi 27 Mayıs'ı gerçekleştiren ekip ama Kasım ayına gelindiğinde tasfiye edilecek. Ve gel gör ki 10 gün evvel, 20 gün evvel, bir hafta evvel, darbenin ertesi günü Cemal Gürsel, sabahı, efendim darbenin başına getirilen omuzu kalabalıklarsa artık bayağı 27 Mayıs'ı gerçekleştirmişler, sahiplenmişler. İşin ilginci işi örgütleyenleri tasfiye ettikleri gibi kendileri zaten bu işin içerisinde olmadıkları için de tek dertleri bir an önce kendi üstlerine kalan bu darbeyi bir şekilde CHP'ye devredip yani alın yani iktidar ne yapıyorsanız yapın
mümkündü. Yani baya baya CHP'nin 1957'den sonraki seçim beyannamesinde ne varsa 60 darbesinden sonra iyi kötü yürürlüğe konulacak. Niye? Ne, nasıl? Ne alaka? Şu alaka. İşte tam bu aradaki ayrıntıyı hatırlatayım tekrar. Yani darbe oluyor. Darbeyi asıl örgütleyenler, ellerin ortalarından biri örgütleyenler içerisindeki 14'ler Kasım başında ortalarında tasfiye ediliyor. Zaten bu geri kalan, yani artık darbenin tepesi noktalarında oturanlar falansa, Gürseller, bilmemler falan, onlar da yani hedefleri yok. Zaten darbeyi kendileri örgütlememişler, bir şey yapmamışlar. Yani üstlerine bir iş kalmış ve bu işi bir şekilde paşanın üstüne fırlatıp atıp işte tamam, orduyu işte biz ihtilali yaptık ve orduyu sivillere de sivil kim inanıyor işte. Yani devrettik mi devrettik, yani olay bundan ibaret. İş detay ya, bak 27 Mayıs'ın asker içerisinde asıl bu işleri örgütleyenler içerisinde yarattığı huzursuzluğu bu da şey yapmak gerekiyor, yani hak vermek asla değil, anlamak falan gerekiyor. Yani sen illerin ortalarından biri örgütle tam bu işi gerçekleştirdim de 6 ay sonra sen tasfiye ol ve daha 3 gün önce gelen adamlar da olayı bileğin önüye, yani iktidarı devretsinler ve bir şekilde gitsinler. Sadece olay da bundan ibaret olsun. Yani bir bunların kafasında hiçbir reform, hiçbir şey falan da yapılmış falan da değil. Ayrıca yani bu asker içerisindeki radikal kanatlı da yani İnönü, hani ordu içerisinde İnönü sevilse de bu radikal kanat içerisinde bir İnönü fobisinin olduğunu da söylemek gerekiyor. Yani iktidar CHP'nin gelmesi değil, İnönü'nün gelmesi onlar için bir dert de diyebiliriz. Yani 14'ten tasfiye edildikten sonra, yani yine diyorum yani 14'ten tasfiye ediliyor. Geri kalanların ne bir ekonomik programları var, ne bir siyasal programları var, ne 27 Mayıs'ı niye yaptıkları biliyorlar. Zaten bir şey yapmamışlar ki yani. Cemal Yüksel 27 Mayıs için ne yapmış? 59'un Şubat'ında hatırlayın, geçen derslerde konuştuk arkadaşlar. İşte haber ediyorlar kendilerine. Adam darbe olduğunda İzmir'de yani keyif satıyor. Yani 3 Mayıs'tan 4-5'ten mektubu okumuştum. Yahu Celal Bayar gitsin de yerine Menderes gelsin diye Ethem Menderes'e mektup yazıyor. Hani darbeyler işi falan yok. Ama artık ya Kasım'dan sonra hani sanki darbenin başında ihtilali yapmış olan Gürsel ve ekibi var falan. Yani tabii ordu içerisinde bir ciddi rahatsızlığı da beraberinde gidiyor. Hakeza Talat Aydemir darbe olduğunda zaten Kore'dedir. Aslında şeyle Milli Birlik Komitesi'ne belki de hani şey hani ne diyelim nezaketen mi bilemiyorum, hiçbir zaman bilmemiz de mümkün olmayacak belki de Milli Birlik, işte Talat Aydemir'in de Kore'deyken de Milli Birlik Komitesi'ne üye olması ile ilgili teklif falan götürür ama Milli Birlik Komitesi de Talat Aydemir ismine çok sıcak değildir, bu da kabul edilmez. Talat Aydemir Milli Birlik Komitesi'ne üye olmaz. İlk açıklanan 8 kişilik listede zaten yoktur. Daha sonra böyle bir teklif bilmiyorum ama ben onun biraz daha nezaketen hani işte bak ya hani belki de hem istemiyorlardı, Türkeş'te istemiyordu Talat Aydemir'in Milli Birlik Komitesi'ne şey olmasını ama yine de Talat Aydemir'in bir şekilde nazikçe dışarıda bırakmak için istemese de ve istemeyerek ona Milli Birlik Komitesi'ne üye olmasını evet dedi ama öte yandan da olmaması için çalıştı. Olmadığı zaman da bak ben de zaten söyledim ama olmadı. Bile. Bu sadece dedikodu, onu söyleyeyim, son tarafta söylediğim. Şimdi yani anılarından şöyle bir göz atalım şeye, yani Talat Aydemir'in şeylerine. Bu hani Kore'deki işte günlüğünde tuttuğu notlardan şey yapayım size, bu darbeyle ilgili olarak. Her şey diyor artık ben katı olarak yurda dönünce belli olacaktı. Şimdi iş tayin yerin belli olmasıdır. Ankara'da olacağına eminim. Yalnız mevki benim için ehemmiyetlidir. Çünkü bana verilecek vazife komuta içinde bana hasıl olanın kanaati gösterecektir. Eskiden arzu ettiğim Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreterliği kadrosu olması beni çok memnun eder. Çift görev de verilebilir. Hepsi olur. Yalnız her zaman için arzu ettiğim şu, Türk ordusunda yapılacak ıslahatta tasfiyede ve bunların planlanmasında yakın alakadar olmak diyor.
Yani bayağı aslında 27 Mayıs'tan sonra Karakay Demir'de kendisine bir görev beklentisi içerisinde olduğunu anılarından okuyoruz. Yani adam kendi makamını, hatta makamlarını bile kafasına koymuş ama işte yani bak biz seni gösterdik ama olmadı deyip Karakay Demir'de bir şekilde tasfiye ediliyor. İşte yani bir Türkiye işte Orhan Kabibay onu MBK'ya aday gösteriyorlar ama işte teklif reddedilmiş oluyor. Bir hayal kırıklığı şeyde yapılıyor ve yani hiç öyle Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreterliği falan filan ordu içinde tasfiyelerin yapılacağı bir yere falan ya da reformu hiçbir yere getirildiği falan yok. Getirildiği yer Harp Okulu Kurmay Başkanlığı'na getiriliyor. Okul komutanlığına, öğretmenliğine getiriliyor. Okul komutanlığına getiriliyor. Sada yani bir hayal kırıklığı varsa da Talat Aygemir bunu da bir şekilde kendisine avantaj olarak kullanmaya ya da çalışıyor ve zaten onun kafasında gençlerle çalışmak var. Bu bir mecburiyetten ziyade yani madem araba koluna gittik ne yapalım orada çalışırızdan ziyade yani bir gereklilik gibi de şey yani tabii 1956'da şeyle bir arada toplandıklarında hani ordunun üst tarafından biraz umudu kestiklerini ve ya bu iş olsa olsa işte yeni kuşakla olur falan filan dediklerini hatta aç parantez bunun biraz da 31 Mart öncesinde ordu içerisindeki mektepli alaylı tartışmasını benzediğini demeyelim, andırdığını da söylemiştim size. Yani Aydemir de yani bu şeyi efendim Harp Okulu'nun komutanlığına atanmasını hayal kırıklığı var. Yani adamın anılarından şimdi size notlarımdan okudum. Adam yani bayağı çok daha etkin görevler falan bekliyor. Tek isteğim diyor. Orduda işte ya ıslahat yapılacaksa, tasfiye yapılacaksa bunların içerisinde ben olayım da yani ne olursa olsun şeyinde de havasında. Ama tabii ki şeyde olmuyor. Ama Talat Aydemir ordu içerisindeki askerlere yani o şeydeki harp okulundaki askerleri içerisinde de oldukça karizmatik bir adam olduğunu da söylemek gerekiyor. Bu arada yani İnönü'nün Talat Aydemir'e biraz mesafeli bile demeyelim. Yani oldukça soğuk durması ve böyle onu defterden silmiş olmasıyla ilgili şeyin de önemli olduğu söylenir. Talat Aydemir Çerkez Ethem'in kızının oğlu diye aklımda kalmış. Yani yeğeni falan yani. Hem Çerkez Ethem'in tasfiyesinde İsmet İnönü hem de yeğeninin akrabasını diyeyim. Şimdi tam kiminin kimiydi hatırlarsam söylerim. Tasfiyesinde de İsmet İnönü bir şey olacak. Öyle bir şey var yani. Çerkez olduğu için sevmezdi Talat Aydemir'i falan. Böyle de eleştirilir de ben Çerkez olduğu için sevilmesinden ziyade Çerkez Ethem'in akrabası olduğu için sevmediğini herhalde tahmin edebiliriz yani. Ki İnönü poker face bu adam. Pek unutan bir adam değil. Yani fil hafıza derler ya İnönü. Aslında bir yani bir belki bir siyasete olması gereken de şey yani fil hafıza İsmet İnönü'nde detaylara hakim bir adam olarak böyle bir fil hafızaya ve bir poker face'e hiçbir zaman duygularını belli etmeyip bir şey ne yapacaksa o zaman yapan bir yapıya da sahip olduğunu da unutmamak gerekiyor arkadaşlar. Şey demiştim zaten hani bunların kafasında albay rütbesinin üstündekilerle belkilerle çalışmak gibi bir düşünce zaten yok. Yani ki harp okulundaki öğrenciler de oraya atanmak bir hayal kırıklığı olsa da onlar için aslında çok da şey değil yani fırsata dönüştürmeye falan da olayı çalıştırıyorlar. Biz Türkiye'nin 1960'lı yılları kitabını yazarken 1961-62 63 yıllarında Kararp Okulu'nda öğrenci olan ve bu olayların içerisinde olan Naci Karamüşler Bey'le bir görüşme yapmıştık. Türkiye'nin 1960'lı yılları kitabında Bengü ve Zişan'la birlikte onların makalesini de şey yaparken Naci Karamürsel Bey dediğim gibi 1961-63 yılları Kara Harp Okulu'nda öğrenci. Daha sonra atılacak. Naci Bey hukuk fakültesini bitirecek.
uzun 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 yıllar avukatlık yapacak. Artık bu harp okulu şeyler olmuş. Sadece uzaktan bir adam hatırımızı kırmamıştı. Naci Bey bizim Hacettepe Üniversitesi'nin beyaz evine Naci Bey'i davet etmiştik. Bir grup arkadaşımla birlikte ve Zişan ve Bengü de bizim Talat Aydemir makalesini Türkiye'nin 1960'lı yılları kitabından yazar ve şu anda konuştuğum birçok şeyi de onların makalesinden yararlanarak sizlere aktardığım arkadaşlarım da dahil bir sohbet etmiştik. Mesela Naci Bey de şey diyor, İsmet Paşa diyor, Talat Aydemir de Çerkez olduğu için sevmezdi falan. Biz hani ses etmeyip baştan sona dinledik. Benim kanaatim biraz daha Çerkez Ethem'in akrabası olduğu için sevmediği yönünde. Ama hala yaşıyorsa Naci Karamürsel Bey de Allah'tan uzun ömür diyelim. Bize bayağı bizi kırmadı, şey yapmadı. O yaşına rağmen sağ olsun ayağımıza kadar kalktı geldi. Uzun uzun sohbet etti bizimle, konuştu. Hürmetlerimizi de bu vesileyle bir şey yapmış olalım, almış olalım. Şimdi Hacı Bey şey de diyordu, yani Talat diyordu, liderlik vasfına sahip bir adam. Bize diyordu, bizde işte şey yapmıyordu, muhatap olmadı. İşte o daha çok çok öğrencilerin lehine düşünen, işte öğretmenlerle ilgilenen falan biriydi. Yani o böyle hani daha üst düzeyde bu adam falan, bayağı karizmatik bir adam. Adam emekli olduktan sonra bile harp okulu öğrencilerinin dağılış güzergahında bir ev buluyor. Balkonda oraya bakan öğrencilerin çıkış saatleri, civarları arkadaşlar üniforması, emekli falan giyiyor. Orada böyle dikiliyor, şey yapıyor. Yani öğrenciler de aşağıdan Talat Aydemir'in de o gün o saatte orada olacaklarını bildikleri için yani o emekli olduktan sonra bile o karizmasını, otoritesini, şeyini devam ettirdiği söylenir Talat Aydemir. Neyse şey yapmayalım işte 27 Mayıs'tan sonra ve asıl da aslında şeyin 14'lerin tasfiyesinden sonra or içerisinde rahatsızlıklar artık kuvveden fiile geçmeye başlıyor. Yani rahatsızlıkla kuvveden fiile geçmeye başlıyor derken homurdanma düzeyini aşmaya ve örgütlenme düzeyine fiil bu ne geçmeye başlıyor. İşte Silahlı Kuvvetler Birliği örgütlenmesi de bunlardan birisi ki işte Talat Aydemir yine bu minvalde kendisini oralarda göstermeye başlayacak. Yani çünkü onları bir artık Milli Birlik Komitesi yani 27 Mayıs'ın çatı örgütü artık amacından uzaklaşmış. Yani 14'lerde tasfiye edilmiş zaten. Koltuk sevdasına düşmüş, siyasi hırslara düşmüş, 3-5 askerin eline düşmüş bir örgüt. Yani o başta Milli Birlik Komitesi'nden umudu kesmişler. Yani şey yani ya bu 27 Mayıs olmadı. Yahu işte Adalet Partisi gibi bir parti kuruldu. Ya o da vardı. O bile sonra yani asker askere de şey yani isteksiz yani Milli Birlik Komitesi'ni en çok eleştiren Silahlı Kuvvetler Birliği. Hatta yine anılarında Talat Aydemir'in 14'lerin tasfiyesinden sonra görüşlerim gerçekleşerek Silahlı Kuvvetler bünyesinde bölünmeler diyor, meydana gelmeye başlamıştı. Milli Birlik Komitesi üyeleri orduyu tesir altında bulundurmak için Ankara, İstanbul'da bulunan kumandanları faaliyete geçirecek kararlar aldırıyorlardı. Valla diye de şeylikte de devam ediyor. Hatta şeye yani ama Milli Birlik Komitesi üyeleri de şeyleri gıcıklar, Silahlı Kuvvetler bunlar, onları albaylar cuntası falan diyorlar. Ama Silahlı Kuvvetler Birliği'nde daha çok iyi saatte olsunlar falan diye şey yapılıyor, bahsediliyor. Hani ortada bir birlik var, Silahlı Kuvvetler Birliği de öyle hani masa başında bir dernek gibi falan kurulmuş bir şeyden bahsetmiyoruz. Hani ordu içerisinde her yerde olan ama hiçbir yerde olmayan, tam işte iyi saatte olsunlar lafı herhalde buna denk geliyor. Öyle de anıldığı oluyor şeyin, Silahlı Kuvvetler Birliği'nin. Aslında birliğin kendisine göre amacı işte demin de dediğim gibi ordunun siyasete dahil olmasını, siyasetin aleti olmasının önüne geçmeye çalışmak. Bu nasıl geçmeye çalışmak, orası da aynı tartışılır yani. O da ilginç bir şey zaten. Sen de siyaset yapmış oluyorsun. Aslına bakarsan Milli Birlik Komitesi'nin askerlerin, 27 Mayıs yapan askerlerin aslında
bir şekilde tasfiye edilmiş olması, 21 Mayıs'ı gerçekleştirenlerin yerine sonradan eklenenlerin süreci dahil olup işi sadece İnönü'ye tevdi ettiği bir işte siyaset yapıyor gibi görmeleri aslında Silahlı Kuvvetler Birliği'ni oluşturanların temel gıcığı aslında biraz da burada. Aslında yani Silahlı Kuvvetler Birliği öyle yani iyi saatli olsunlar falan filan diyoruz ya yani sadece homurdanan bir yapı falan filan değil. Hani İrfan Tansel'in görevi yeni atandığı görevine gitme gönderilmemesi ve eski görevine iade edilmesi konusunda masaya yumruğunu vuran ve resmen havada uçakların birbirlerine girdikleri bir gövde gösterisine ne dönecek arkadaşlar? Ve yani Silahlı Kuvvetler Birliği hop birader yani ben buradayım falan gibi bir şey yapacak. İrfan Tansel, Hava Kuvvetleri Komutanı İrfan Tansel de Silahlı Kuvvetler Birliği'nin bir üyesidir. Önde gelen üyesidir ve yurt dışı göreve tayin edilir. Bu hani ne güzel ne güzel falan değil. Yurt dışı göreve tayin edilmesi demek İrfan Tansel'in arkadaşlar Silahlı Kuvvetler Birliği'nin elindeki çok önemli bir gücün alınması anlamına geliyor ki bunun önüne geçmek lazım. Nasıl geç? Atama da fiilen yasal bir atama. Yani adamı yurt dışı göreve atıyorsun. Hani bunun şeyi yok ya, ayıbı yok ya. Ama gel gelelim hukuken ve askeri tahammüllerce uygun olsa da o dönem için siyaseten uygun bir atama değildir ve önüne geçilmesi gereklidir ve Silahlı Kuvvetler Birliği bunu efendim kendi gücünü test etmenin bir şeyi olarak görür ve da ispat edecektir. Otoritesini göstereceği bir şeydir. İrfan Tansel uçağa binmiştir efendim. 6 Haziran sabahı, 6 Haziran'da işte görev yerine uçacaktır. Ama bir jet ordusu İrfan Tansel'i Washington'a götürecek, dışına gidecek dedik ya, Washington'a götürecek uçağı takibe başlar. Yani İrfan Tansel görevli olarak uçağa binmiş, görevli Washington'a gidecek. Tayin olmuş, yurt dışı görevi gidiyor. Şimdi o askerler attığı zıplığı giderler. Hani bir de dolarla para alıyorsan falan. Yani ama bir grup uçakta İrfan Tansel'i Washington'a götürecek olan uçağı takip ediyor ve bizim hava sahasını geçmeden İrfan Tansel'in uçağı yakalıyorlar, önüne kırıyorlar, el frenini çekiyorlar. Herhalde öyle yapmıyorlardır uçakta, bilmiyorum tabii. Yine ben uydurmaya başladım. Öteki Washington'a gidecek uçağın önüne öteki uçağı kırıyorlar, bir drift yapıyorlar, el frenine asılıyorlar, kapıyı açıyorlar, iniyorlar. Tabii ki böyle bir şey olamaz ama şaka değil. Hava sahasını geçmeden İrfan Tansel'i uçağa yakalıyorlar. İrfan Tansel indiriliyor, İrfan Tansel alınıyor, tekrar hava kuvvetlerine getiriliyor, oturtuluyor ve mülteci hava üssüne İrfan Tansel tekrar getirilmiş oluyor. Washington'a gitmemiş oluyor ve bu Silahlı Kuvvetler Birliği'nin ile Milli Bir Komitesi arasındaki o güç mücadelesinin de bir şeyi oluyor. Talat Aydemir ondan sonra arkadaşlar Genelkurmay Başkanı bir ultimatom yazıyor. Asker kendi içerisinde birbirine girmiş durumda. Bakın bu ayrıntıyı hep aklımıza tutalım. Çünkü 71'de ve 80'de bunun önüne geçebilmek için yani olası bir askeri müdahalenin askerin kendi içerisindeki didişmeye yol açmaması için çok ciddi tedbirler alınacak. Hani ben en başta darbe mefhumunu konuşurken darbeler öğrenir, öğretir. Her bir darbe bin kendisinden sonrakine mutlak bir şeyler bırakıyor falan demiştim ya. Yani hatta o zaman yani o zaman aklıma o gelmişti. Kenan Evren'in 1983'teki anayasa oylamasında evet oylarının fazla çıkması için ne kadar çaba sarf ettiğini 60'dan örnek vermiştim. Alın size bu da başka bir örnek olsun arkadaşlar. Çünkü silsile-i merati içerisinde yapılmayan bir askeri müdahalenin ordu içerisinde ne tür tartışmaları da beraberinde getireceğini de 71 ve 80 görecek ve ona karşı kendince önlemler almaya çalışacak. Darbeler öğrenir, öğretir bilmem ne mefhumuna bizim ilk başta konuştuğumuz o kavrama bir şey olsun. Başka bir şey diyemedim. Örnekte bu olsun. Neyse. Yani İrfan Tansel olayı arkadaşlar bizim Silahlı Kuvvetler Birliği'nin bir nedir onun adı? Racon kesmesi olarak yani öyle ya yani
tam düğün zamanı gelini kaçırıp tekrar şey getiriyorsun, mürtet hava üstüne getiriyorsun ertesi gün Talat Aydemir bir ultimatum yazıyor ve 7 Haziran'da hükümete bir ultimatum çektik diyor. Benim kalemimden çıktı anılarında diyor. 24 saat mühlet vermiştik, bir 11. saatte yerine getirdiler, yoksa hepsini silecektik. İş o kadar gergin safhaya gelmişti ve sabrımız tükenmişti falan diyor. Yani bayağı hani ultimatum dediği posta koydu. Bunun kibarcası ultimatum oluyor değil mi? Diplomasi de posta koymanın, racon kesmenin cici adı, güzel adı. Şey artık ama biz SKB'nin, Silahlı Kuvvetler Birliği'nin de 330 bir güç olmadığını, hatır sayılır bir şeye sahip olduğunu görüyoruz. Yani düşünün ki ordunun şeyi kendi tayin emrini yerine getiremez durumda. Yani onu yerine getirebilecek şeye sahip değil. Güce sahip değil. 1961 seçimleri oluyor bu iklimde. Artık yani huzursuzluk zaten ayyuka çıkmış ve CHP oyları düşüyor ya. Yani birinci parti olarak çıkmış falan ama 136.7 oy almış Cumhuriyet Halk Partisi 1961 seçimlerinde. Ya kapatılan Demokrat Partisi'nin devamı olduğunu davulla, zurnayla ilan eden Adalet Partisi ise 134.8 oy almış ve bu oyda Demokrat Parti'nin daha güçlü olduğu İç Ege'deki oyları çok çok daha fazla. Yani bayağı aslında yani Demokrat Parti indirildi mi yoksa sadece adını değiştirdi gibi bir şeye de sebep oluyor ve yani 158 milletvekili çıkartmış Adalet Partisi. Artık Demokrat Parti indirildi ve Adalet Partisi birinci, yani yerine kurulan parti birinci parti değil falan ama hani bunun başarı diye sunulacak bir, yani onlar açısından tabii başarı diye sunulacak bir tarafı falan filan da yok. Yani ve tabii bu hani bir koalisyon hükümeti. Artık birinci koalisyonlar dönemindeyiz. Unutmayalım. Yani 1961 seçimleriyle birlikte ayrı konuşuruz gene. Talat Aydemir'in mevzunu çok da dağıtmak da istemiyorum. Birinci koalisyonlar dönemi başlamıştır. Ama yani yani bayağı Adalet Partisi koalisyon ortağı oldu. Yani koalisyonda Adalet Partisi var. Bu nasıl bir, ne yapılıyor? Yani hem 27 Mayıs'ı gerçekleştirenler tasfiye edilmiş, oluşturulan, yani Milli Birlik Komitesi'nin Milli Birlik'le de, komiteyle de 27 Mayıs'ı gerçekleştirenlerin kafasındakilerle hiçbir şeyle de alakası yok. Partiler kurulmuş, Adalet Partisi diye bir parti, Demokrat Parti'nin adı değişmiş sadece. D gitmiş, A gelmiş, seçim oluyor, lan gelip gene koalisyonda. Ordu birbirinin içerisine girmiş. Yani bayağı yani ve işte burada bir tavır konulur şeye, yani seçimler daha şey yapılır yapılmaz, iyi sahte olsunlar, bir ultimatumla şey yapar, koalisyona engel olmak için bir girişimde bulunur. Yani İstanbul ve Ankara kanadı vardır tabii ki Silahlı Kuvvetler Birliği'nin. İstanbul kanadında havacılar daha belirgindir. Ama havacılar bir koalisyon gerçekleşir, seki koalisyon görünüyor artık. Yani doğrudan doğruya bir müdahalenin gereksiz olduğunu ama İnönü'ye bir şans tanınması adına koalisyona bir şans verip, yani İnönü'ye güveniyorlar. Hani ya tamam, hani işte dediklerin doğru, hani Adalet Partisi geldi, bizimkiler tasfiye oldu falan ama yani ya İnönü'ye bir şans verelimci bir ekip Ankara'ya kanadıysa, yok diyor ya, hükümet diyor, böyle olmaz diyor ve eğer koalisyon kurulursa yeniden müdahale kararı falan alırlar. İnönü devreye girecek yani ve o işi engelleyecek. Bu protokol falan da imzalayacaklar ve tarihi 21 Ekim protokolü falan diye de gelecek. Bakın 15 Ekim'de seçimler yapılmış. 15 bir hafta sonra ki bir protokol. Henüz daha koalisyon kurulmamış. Dertleri de koalisyon hükümeti kurup hükümet göreve geldikten sonra
sonra bir müdahale yapacağız derlerse bu bir askeri müdahale olacak ve yani bu daha başka bir hukuki sorunlar da olacak. Hükümet kurulmadan yapılırsa ki henüz daha hükümet kurulmamış ve 27 Mayıs'ın güya hükümetleri devam ediyor. Askeri idare dönemi devam ediyor. O arada yani kurulmayan hükümetin indirilmesi ayrı, kurulanmış olan hükümetin indirilmesi ayrı olacağından hükümet kurulmadan posta koyup indirmeye çalışıyor Silahlı Kuvvetler Birliği. İnanın işte orada devreye girecek. Ama ben hani minicik o protokolden de size bir bahsedeyim. İşte 21 Ekim'de imzalanan protokolden de bir bahsedeyim. Yani Silahlı Kuvvetler Birliği aslında hapseden şeyde Türk Silahlı Kuvvetleri diyor da Silahlı Kuvvetler Birliği diyelim. Türk Silahlı Kuvvetleri 15 Ekim 1961 günü yapılmış olan seçimlerden sonra gelecek yeni TBMM toplanmadan evvel fiilen duruma müdahale edecektir. İktidarı milletin hakiki ve ehliyetli mümessillerine tevdi edecektir. Bu ne demekse yani hep böyledir zaten. Bütün siyasi partiler, faaliyetler men edilecek ve seçim neticeleriyle Milli Birlik Komitesi feshedilecektir. Dert zaten bu. Yani bu kararın takibi 25 Ekim'den sonraki bir güne tehir edilmeyecektir, ertelenmeyecektir. Yani bu seçimi tanımıyoruz. Kurulursa Milli Birlik Komitesi de feshedilecek, partiler de kapatılacak. 25 Ekim son gün. Ayağınızı denk alın. Ayağını denk alır İnönü. İnönü her zaman ayağını denk alır. Yine devreye İnönü girecektir. Bütün partilere falan da bu 20 Ekim protokolü gönderilir. Ve daha işte Silahlı Kuvvetler Birliği'nin TSK adına verdiği süre, hani Silahlı Kuvvetler Birliği de imzalamıyor tabii. Türk Silahlı Kuvvetleri diye imzalıyorlar. Yani güya 20 Ekim protokolünde Türk Silahlı Kuvvetleri vermiş oluyor. İş o kadar birbirine girmiş ki Türk Silahlı Kuvvetleri kim, Milli Birlik Komitesi mi, Silahlı Kuvvetler Birliği mi, o mu, bu mu, şu mu, o, belli bir şey yok ortada. Yani hani bunlar şey bir süre verdiler ya, hani görüşmeler başlıyor şeyde, işte siyasi parti liderleri oturuyorlar, genelkurmay başkanı oturuyorlar. Efendim işte 24 Ekim 25 Ekim'e bağlayalım gece, ertesi gün son gün. Ha, yani bunu bir gün öncesindeler. Yani 23'ünün akşamı toplanıyorlar. 24'ü işte 23'ü 24'e bağlayalım. 23'ü toplanıyorlar öyle diyelim. 25'i son gün unutmayalım diye. İşte Cumhurbaşkanı işte artık Cevdet Sunay aynı zamanda de şey kuvvet komutanlarını şunları bunları falan da her şeye daveti şeye toplantıya falan çağırıyor. Yani işte bir Çankaya protokolü denilen protokol şey yapılıyor ve Talat Erdemir'in şeyleri pek de kabul etmiyor. Yani siyasi partiler Cumhurbaşkanlığı için aday gösterilmeyeceği yeni Cemal Gürsel'e oy verilmesi için liderler grupların ellerinden gelen çabayı göstereceği, ordu mensuplarına tanınmış herhangi bir hakkın geri alınmayacağı gibi işte Emin Su, emekli emniyet mensupları, şey, subayları derneğiyle ilgili kanunda değiştirilmeyeceği, yasada hükümlerinin şimdilik af kanunu çıkartılmayacağı, 147'lerin üniversitelere alınmayacağı gibi bir şey protokol yapılıyor. Ama yani böyle aslında Talatay yani 21 Ekim protokolünün gazını almak için yapılan bir protokol, Çankaya protokolü pek de yeterli görülmüyor. Yani bu protokol daha doğrusu hani yani gazı almıyor öyle diyelim. Silahlı Kuvvetler Birliği'nin 21 Ekim protokolünün gazını da almıyor. Ama yine de İnönü'nün inisiyatifiyle Kasım'ın ortasında 61'de koalisyon hükümeti kuruluyor. Bir şekilde aslında Silahlı Kuvvetler Birliği'nin bu resti bastırılmış olmuyor. Ötelenmiş oluyor. Ne zamana? Kasım, Aralık, Ocak, Şubat. 4 ay sonrasına. Çünkü 16 Kasım hükümet açılacak. 21 Şubat, 22 Şubat darbe gelecek. Darbe girişimi gerçekleşecek.
4 ay sonrası işte Kasım yanlış saymadıysam değil mi? Yani 21 Ekim, 16 Kasım'da koalisyon hükümeti göreve başlamış. 16 Kasım, 16 Aralık, 16 Şubat, yani işte 2-3 ay sonrasında da darbe girişimi olacak. Şimdi 22 Şubat'taki darbe girişimine gelmeden bir kısa mola verelim arkadaşlar. Sonra yine kaldığımız yerden devam edelim. Görüşmek üzere, iyi günler.